yılında yeni bir liderle tanışacak Türkiye ve onu tanıyor mu şu an Türkiye sizce? Ben bu yeni gelebilecek 2000 Türk siyasetinde sahneye güçlü bir şekilde ben Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olduğunu, çok parlak olduğunu haritasından tahmin değil yani haritasından görebiliyorum kesinlikle. Ben Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olduğunu, çok parlak olduğunu haritasından tahmin değil yani haritasından görebiliyorum kesinlikle. Gökyüzü ilmi yıldız matematiğidir, yıldız tekniğidir. Gökyüzünü iyi okuyan kişi yıldızların tekniğini iyi kullanan kişi demektir. Burada hem için içinde yüksek açı tekniği, matematik teknik vardır hem de gökyüzündeki yıldız dediğimiz gezegenlerin açıları, özellikleri, çalışma şekilleri, verdikleri enerji, aralarındaki bazı döngüleri, geri gitmeleri, ileri gitmeleri veya buradaki dünyadan baktığınız zaman ışık hızı, payları bunların hepsinin bir matematiksel, bir geometriksel, bir de fiziksel bazı teknik durumları vardır. Öncelikle bizler aslında coğrafyacı, bilim insanı, uzay bilimcileriz. Gökyüzünü çok iyi inceleyen, analiz eden kişileriz. Ana mesleğimiz, hayatımız genelde %90 bu eksen üzerinde gidiyor. Şimdi yıldızları okuyunca, yıldızların açılarını matematik yönde Emrah Bey hesaplayınca bazı öngörü teknikleri elde ediyoruz. Şimdi bir daha önce bu yıldızların aynı açılar gösterdiği zamanlamalar, arşiv kayıtları, geçmiş tarihsel döngüler bizlere yaklaşık bu dönemde hareket eden gezegenlerin de ortak bazı kadersel noktalarını gösterebiliyor. Bazı ortak değerlerini gösterebiliyor. Tabii yeni fraksiyonlar da gösteriyor. Hepsi aynen tarihte ne yaşanırsa tabii ki aynısı birebir olmuyor ama olaylar, mekanlar, yaşamlar, şekiller değişiyor. İnsanlar değişiyor, algılar değişiyor. Güncelleniyor hayat ama yıldızlar gene bir şeyleri işaret ediyor. 25 yıldır toplamda hem öğretmenlik hem eğitimcilik hem bilim insanlığımın yanı sıra hepsini topladığımda yaptığım analizlerin tamamen %95, %94 bazen %100 nokta atışları yaptığımızı ve iyi hesapladığımızı hep gördük. Yani tabi arada bizim de öngörülerde 3 ay 5 ay sapmaya uğradığımız oldu ama mutlaka gerçekleşti. Belki 1 ay 3 ay 6 ay sapma oldu ama orada yaptığımız belki bir matematik hesap, belki bir ters çıktı ama sonuçta dediğimiz eninde sonunda gerçekleşti. Tabii bir öngörü tekniğinde bulunacağız. Öngörü olarak anlatacağız. Geleceği sadece Allah bilir, biz sadece mesleğimizi, ilmimizi burada konuşturacağız. Evet, bu ilmin imkanı ölçüsünde öğrendiğimiz kadar, algıladığımız kadar insanlara aktaracağız. 2024, 2025'in 2026'ya kadar, 25'in sonuna kadar Satürn balık döngüsü göreceğiz. Ta ki 2026'larda Satürn Koç burcuna geçiş yapana, tekrar yeni bir döngüyü hayatta başlatana kadar. Satürn en sonda 2026'ya girerken Koç burcuna geçtiğinde Satürn balık döngüsünü kapatacağız. Şimdi Satürn balık döngüsünde neler olacak onları paylaşacağız. Türkiye'nin kuruluş haritası, Türkiye'nin doğum haritasına göre de bayağı heyecanlı bir dönem Türkiye'yi kucaklıyor 2025'e kadar. Türkiye 2025'te suların durulacağı, yeni bir liderle tanışacağı ve tamamen genç ve dinamik bir dönemle yeni bir döngüyü 2025'te kuracağını gökyüzü matematiği ya da gökyüzü yıldızları bize net bir şekilde Emrah Bey gösteriyor. 2025'e kadar. 2025 hocam, altını çiziyoruz. 2025 yılında yeni bir liderle tanışacak Türkiye ve onu tanıyor mu şu an Türkiye sizce? Ben zannetmiyorum. Evet, kendisi kulların içinde var tabii mutlaka. Yetiştiriliyor ya da yetişiyor ya da kulların içinde var. Ama tanıyanlar da vardır tabii illaki. Ama bildiğimiz kadarıyla sahneye ilk kez çıkacak bir kişiyi göreceğiz. Yani siyaset sahnesinde kendini gösterecek bir kişi olacak. Ama şöyle bir ipucu verebilirim. Bu yeni gelebilecek 2025'te Türk siyasetinde sahneye güçlü bir şekilde çıkacak bu genç profesyonel liderin teknik, teknolojik, dijital bir platformdan geleceğini, teknik, teknolojik ve dijital bir platformda çalıştığını, kova döngüsünde, çok Plüto kova döngüsünde hizmet ettiğini, tamamen yeni çağa, yeniliklere ayak uydurabildiğini, ülkeyi
ileri, çağdaş ve teknik ve teknolojik bir seviyeye yükselteceğini ve Türkiye'nin yükseliş trendine kuvvetlice başlatacağını görebiliyoruz. Gökyüzünden ipuçları, bize yıldız ipuçları bunu veriyor. Ama hocam, kimdir? Tabii Allah bilir. X şahsı. Selçuk Bayraktar gözüme çalındı ama siz öyle anlatınca şu an Türkiye'de hani hemen herkesin kabul ettiği, sevdiği, saydığı İHA'ların, SİHA'ların üreticisi olarak teknik teknoloji deyince de tabii işin içine giriyor. Genç, dinamik aynı zamanda. Bilmiyorum. Olabilir mi? Evet, şimdi tabii bir adaydır. Tabii baktınız mı? Selçuk Bayraktar'ın haritasına baktınız mı hocam? Ben inceledim. Çok başarılı bir haritası var. Ama şimdiden tabii ismini deklare edip de yıpratılsın istemem. Bizim Türkiye'de vatandaşlar biraz hemen isimleri çabuk yıpratmayı seviyorlar. Şimdi güzel ve temiz insanları hemen yıpratmasınlar ya da yıpranmasın. O yüzden ismi yıpranmasın diye tabii beyan vermeyeceğim ama evet, bir ihtimal dediğiniz bir büyük ihtimal, onun da altını puntolarla, kalın puntolarla çizelim. Ama dediğim gibi yıpranmasın diye bir isim vermeyeceğiz. Ama inanın bildiğimiz bir isim var mı? Yok. Evet, tahminler var. Tahminlerde bir tanesi sizden geldi. Evet. Evet, şimdi tabii formata çok uygun bir kişi, onu da evet söylediğiniz kişi çok formata uygun bir kişi. Yani bu gökyüzü yıldızlarına uygun bir karakter, işaret edilebilecek bir karakter, doğrudur. Evet, hem de yüksek bir başarı, yüksek bir trend. Çünkü 2025 ve sonrası Türkiye'nin yükselen yıldızı çalışıyor. Çok ilginçtir, çok büyük depremler, afetler, sıkıntılar Türkiye yaşamış olsa da 2025'te Türkiye'de çok ilginç, plütonik bir 8. ev kova döngüsü yaşanacak. Plüton 8. evde Türkiye'nin kalacak. 8. ev yeraltı kaynakları, yer altındaki faaliyetler, enerji kaynakları, nükleer, kimyasallar, özgürlükler, kitlesel durumlar, krizi yönetmek, kaosları yönetmek, enerji koridoru olmak, yeni madenler bulmak, denizde ve karada yapılan çalışmalardan olumlu doğalgaz ve petrol ya da benzeri yeni bir madenin devreye girmesi gibi alanlarda Türkiye çok başarılı olup iyi de bir enerji koridoru şekline ulaştığında 2025 ve sonrasında bunu gözlemliyoruz Türkiye'nin haritasında. Çok da bariz görünüyor yıldız haritasında. Ciddi bir yükseliş gözüküyor Plüto Kova 14 yıllık döngüsü adına. Ben Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olduğunu, çok parlak olduğunu haritasından, tahmin değil yani, haritasından görebiliyorum kesinlikle. Ben Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olduğunu, çok parlak olduğunu haritasından, tahmin değil yani, haritasından görebiliyorum kesinlikle.